Herkese merhaba arkadaşlar, ben Manoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula Bir Aşk Hikayesi, Mehmet Rotası 4. sezon 5. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Kosova meydanındaki kaderin sesi ve hümanın sırrı. İki tane cesaret almamız gerekiyor. Aklımızda bulunsun. Umarım camdan çok ses gelmiyordur. Hadi bakalım. Bölüm 5. Karanlık geçmiş. Hadi ama artık İskender'in saraydaki casusunun kim olduğunu biliyoruz. İyi akşamlar Efrak Bozkırları'nın kızı Alexandra. Merhaba Lale Hatun, güzel ruh. Daha önce anlamsız cümlelerin parçaları bir resim haline geliyordu. 5 yaşındaki Mehmet'le yaşanan trajedinin ardından sıraya gelen büyükelçi. Kervansaray'da pelerin altına saklanan oydu. Olayların üzerinden 13 yıl geçti. Maske adamın yüzünü gizlemişti ama aynı büyükelçi olduğuna şüphe yoktu. Yürüyüşü, duruşu, sesi aynıydı. Lale'nin birdenbire çocukluk anıları canlandı. Ve anında zaten endişeli olan kızı daha da çok endişelendirdi. Alexandra'nın etrafı gardiyanlar tarafından kuşatılmıştı. Ne yapıyorsunuz? Bu doğru değil. Bu kız bir casus değil. Evet, memleketi Eflak ve adı Elina Hatun da değil. Ama hepsini ben uydurdum. Onun hiçbir suç alakası yok. Kötü niyetle yalan söylemedi. Bunu söyleyelim. Alexander'ın sarayda kalmaya niyeti yoktu. Onu ben davet ettim. Lale her şeyi açıklamak için acele etti. Halil Paşa kaşlarını çatarak dinledi. Yani siz onun suç ortağısınız Lale Hatun. Başkaları için böyle bir itiraf ölümcül olurdu ama kusursuz itibarınız göz önünde alındığında sanırım bu çekici kadın tarafından kandırıldınız. Usta yalancıdır, öyle davranır zaten. Kendi isteklerini başkalarına yaptırır. Kusura bakmayın ama hanımefendiyi gözaltına almamız lazım. Gözaltına mı? Ancak casuslar hemen idam edilmeli. Kurnazlıkları yüzünden parmaklıklar ardında bile tehlikelidirler. Doğru. Ve sizin görüşlerinize çok değer veriyoruz Sayın Büyükelçi. Ancak karşı bir görüş daha var. Aynı derecede önemli. İddianın yalan olma ihtimali az da olsa varsa önce her şeyin araştırılması gerekir. Padişah olmadan böyle bir karar alamayız. Sahte misafirimiz hapishanede dönüşünü bekleyecektir. Gardiyanlar Alexandra'yı tuttu. Lale ona doğru koştu. Amcam gerçeği su yüzünü mutlaka çıkarır. O zamana kadar seni ziyaret edeceğim. Bu kadar tehlikeli bir suçluyu ziyaret etmek pek mümkün değil. Vezir kalkasını sert bir şekilde kesti. Padişah ailesinin temsilcisi olarak Lale Hatun'un böyle bir hakkı var. Ama kendi iyiliği için bu ziyaretler güvenlik gözetiminde yapılacak. Duyuyor musun Alexandra? Seni bırakmayacağım. Birbirimizi göreceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Büyükelçi sinirlenerek birkaç adım attı ama aniden durdu. Biliyor musunuz Sayın Vezir, haklısınız. Birinin hayattayken bize faydası dokunursa onu neden idam edelim? Ne demek istiyorsunuz? Bayan Alexandra casusluk faaliyetlerine devam edebilir. Sadece bu sefer sizin lehinize. İskender ona güveniyor. Eğer bu kız onun kampına giderse, planlarını öğrenip padişaha aktarırsa, bu durum savaşın gidişatını belirleyebilir. Memurlar ağızlarını açtılar ve Vezir şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Çifte ajan mı? Harika bir fikir. Peki İskender'i Osmanlılara satacağının, Osmanlılara satmayacağının garantisi ne?
Öncelikle İskender'e verecek hiçbir şey yok. Arnavutlar, Sultan'ın Sırbistan'a vardığını, ordusunu görecekler zaten. Ve ikinci olarak... Transilvanya dağlarına yakın bir köy. Soğuk ormanın eteklerinde küçük bir ev. Şifacı Simeon'un ailesi. Büyük Alex, Küçük Alexander'a itaatsizlik etmeye karar verirse Osmanlı askerleri o küçük evi ziyaret eder ve ne babaya ne de kardeşlerine merhamet göstermezler. Onları bizzat oraya ben götüreceğim. İhtiyar Simeon'la hala çözülmemiş sorunlarım var. Tehditleri o kadar sakin ve kayıtsız bir şekilde dile getirdi ki ailenin kanı dondu. Alexander büyükelçinin yüzüne dikkatle baktı ve öyle bir sendeledi ki gardiyanı onu tutmak zorunda kaldı. Kız avuçlarıyla başına bastırarak mırıldandı. Ben varım. Vizir yetkililerle birkaç cümle konuştu. O zaman karar verilmiştir. Alexander Hatun, bu gece Sırbistan'a gideceksiniz. Sizin de bizimle güvenliğimiz için size iki koruma eşlik edecek. Ve elbette ki gidene kadar sıkı gözetim altında kalacaksınız. Peki. Bekleyişe çok sürdü ama Lale bir anda canlandı. Muhafızlar Alexander'ı içeri getirdiler ve padişahın yeğenine selam vererek kapıdan çıktılar. Onları nasıl ikna ettin? Yola çıkmadan banyo yapmama nasıl izin verdiler? Kolay olmadı ama hamam baş başa konuşabileceğimiz tek yer. Kıyafetlerini değiştirdiler. Demlenmesi için bir fırça suya yağlar ve şifalı bitkiler eklediler. Ardından göbek taşın üzerine oturdular. Evet. Ailemizin her zaman çok düşmanı olmuştur. Babamın reddettiği de, yardım ettiği kişiler de ona kızardı bazen. İnsanlar minnettar olmanın ne olduğunu bilmez. Babamı hep tehdit alır ama bizi nasıl koruyacağını bilirdi. Fakat bugün ilk defa onun adına korktum. Şimdiye kadar öyle bir düşmanla karşılaşmamıştı. Bu büyükelçi sadece yüzünü gizlemiyor. Onun ruhunu görmek istedim ama öyle bir tepki aldım ki neredeyse kafam çatlayacaktı. Yeteneklerimi biliyor. Bu kendisinin ve ciddi bir gücü var gibi görünüyor. Ama en şaşırtıcı şey onun sana hitap ettiği şekil. Güzel ruh. Neden? Çünkü bu doğru ve ruhları görmek ailemizin ayrıcalıklı bir özelliği. Lale gizemli konuğu daha önce de gördüğünü anlatmak istedi ama fikrini değiştirdi. Vaktimiz çok az, buna değmez. Alexandra, bunu kabul etmek zorunda kalmanı üzüldüm. Aileni kurtarmak için eski silah arkadaşlarına karşı casusluk yapacaksın. Hayır Lale, sevdiklerimin iyiliği için bile vicdanımı satmam ben. Benim o savaşa gitmem lazım sadece. Orada bana ihtiyaç var, bunu hissettim. Ama bu sefer farklı bir cephede. İskender adalet için savaşırken ve vatanını savunurken ben ona hizmet ettim. Ama şimdi prens saldırganlara katılmayı planlıyor. Bu tamamen farklı. Üstelik diğer tarafta arkadaşlarımız var ve amcan. Dürüst ve yaşlı bir adam. Müttefikler onun hastalığından faydalanmaya karar vermiş. Prens George ve birliklerine zarar verilmesini engellemeye çalışacağım. Ama Osmanlılara saldırı konusunda uyarmanın ve binlerce masum insanı korumanın doğru olduğunu düşünüyorum. Dayanamayan Lale duygulanıp kıza sarıldı. Gitmem benim için çok üzücü. Arkadaşlarım gittiğinde benimle kaldığın için o kadar mutluydum ki. Ben de senden ayrıldığım için çok üzgünüm. Özellikle de büyük elçi buradayken. Sultan olmadan uzun süre bizimle kalacağını sanmıyorum. Muhtemelen birkaç gün kalıp evine dönecektir. Hem sarayda önce güvenlik varken bana ne yapabilir ki? Askerlerimiz ise sana ihtiyacı var. Bu yüzden her şeyin hayırlısı olmuş. Tabii ki senin için endişeleniyorum ve tılsım yapmaya vaktim olmadı. Ama sana gücüne gerçekten inandığım bir şey vereceğim. Sen kendini koruyabilirsin zaten. Evet. Lale odasına gidip bir pakette döndü. Bu nedir? Biliyor musun, amcam Sultan anneme cadı derdi. Şaka olarak elbette. Ama annem insanların kellerini kötü hissettiklerinde gerçekten bunu hissediyordu ve onları nasıl iyileştireceğini biliyordu. Değerli taşları da çok severdi. Maliyeti için değil ama onların iyi şans getirme ve koruma yeteneklerine inandığı için. Lale kumaş parçasını açtı, içinde altın işlemeli bir süs vardı. Bir kuyumcu yapmış bunu ama her bir taşını annem seçmiş. Bu taşlar bir aradayken insanı beladan koruyormuş. Ama böyle bir hazineyi kabul edemem. Sen taksan daha iyi olur. Zaten annemin sevgisi beni koruyor. Sen tak. Tehlikeli bir yolculukta işine yarayabilir.
Lale zincirleri düzeltti ve Alexander'ın takıyı takmasına yardım etti. Ne kadar güzel, teşekkür ederim. Lale suyu kontrol etmek için ayağa kalktı. Bitki kaşımı demlendi, yıkanalım. Yıkanalım hadi. Bir tasla fıçından su alıp üzerine döktü. Alexander da aynısını yaptı ama o anda... Lale, ne oldu sana? Ay, bana mı? Ne? Biraz daha su alıp yine üzerine boşalttı. Alexander titremeye başladı. Lale'nin su döktüğünü anlıyordu ama... Kızın üzerine kan akıyordu. Yüzü de son derece solgunlaşmıştı. Dudakları ölümcül maviydi ve gözlerinin altında siyah gölgeler belirlenmişti. Ama Lale bunu fark etmemiş gibi gülümseyerek su dökmeye devam ediyordu. Ay çok korkunç ya. Su çok güzel değil mi? Ne güzel bir aroma. Lale bak, sen komple... Lale etrafına baktı ve güldü. Islanmış mıyım? Hamamda hem de. Ne sürpriz. Alexandra'nın başına keskin bir ağrı girdi. Vücudu seyirdi ve kramp girmiş gibi oldu. Kız duvara tutundu. Bu hissiyatlar ona tanıdık geldi. Ben bir nöbet geçiriyorum. Lale'nin bir şeyi yok. Şimdilik ben geleceğe dair bir alamet görüyorum. Alexander'ın korkudan dili tutuldu. Babasının sözlerini kurtarıcı bir dua gibi tekrarladı kendi kendine. Önceden belirlenmiş bir gelecek yok. Seçeneklerden yalnızca birini görebiliriz. İhtimali en yüksek olan. Ancak insan kendi iradesi ve eylemleriyle onu değiştirebilir. Ne oldu? Başın mı dönüyor? Sıcaktan olur bazen. Otur sen. Ama kapı çaldı. Onların zamanı doldu. Alexandra ile Lale'ye sımsıkı sarıldı. Lütfen çok dikkatli ol. Kendine iyi bak. Ben mümkün olan en kısa sürede geri döneceğim. Söz veriyorum. Tabii ki geri döneceksin. Seni sabırsızlıkla bekleyeceğim. Alexandra'nın gidişi ve son günlerin heyecanı Lale'yi o kadar yormuştu ki her zamankinden daha uzun süre uyumuştu. Hocası onu uyandırdı. Yavrum, iyi misin? Genellikle şafak vakti ayakta olursun. İyiyim, sadece dün çok yoruldum. Daha ya hatunda mıydın? Evet, her zamanki gibi anılarını dinledim. Belki geçen seferki gibi benim yerime gidersin. Tabii ki. Mehmet'in hocası uyuyor gibiydi ama ayak seslerini duyar duymaz gözlerini açtı. Şahih, geri döndün. Kızlarımızla konuşuyorduk. Ne kadar iyi kalpli ve bir o kadar da bağımsızlar. Ayşe ve Hüma, onlar bizim kızlarımız gibidir. Ah, Mehmet'in iyileşmesine ne kadar sevinmiştim. Ama sonra... Padişah aile yemeğinin sofranın başına yer aldı ve Mehmet ile Hümayi sağında oturttu. Şehzade, babana yaklaş. Bu artık her akşam böyleydi. Atından düşen çocuk mucizevi bir şekilde iyileştiğinden beri kendisi ve annesi padişahın nimetlerinin tadını çıkarıyordu. Mehmet'in yanında padişah Şehzade Hasan'ı ve annesini oturttu. Sol tarafta ise her zamanki gibi Ayşe ile Lale yer alıyordu. Çocukların akşam yemeğinde burada olması harika. Onlar çok iyi arkadaşlar. Sahiden mi haylazlar? Elbette. Hasan benim en sevdiğim kardeşim. Teşekkür ederim Şehzade. Ve Lale de en iyi kuzen. Evet, Mehmet'le oynamayı gerçekten çok seviyorum. Ama en sevdiğim kuzenim Hasan'dır. Ama ben yine de Aslan'la arkadaşım. Şunlar çok saçma. Bunu söyleyelim. Çocuk gururla böbürlendi ve babasının havalı havalı başını salladı. En çok beni sevdiğini biliyordum. Hey, ben öyle demedim. Burnu havada. Lale, ne tür kelimeler bunlar? Ya doğruyu söylediğim için kızdı işte. Sultan kahkaha attı. Görüyorum ki siz ikiniz birbirinize layıksınız. Peki, belki bir gün aranızdaki bu kıvılcımlar bambaşka bir şey ateşi tutuşturur. Ah, evet. Son zamanların gözdesi Halime bu mutlu aile arasında yer bulamamıştı. Oh canıma dayısın. Masanın diğer ucunda oturmak zorunda kalarak padişahtan uzaklaşmasını suçluları olarak gördüğü Hüma ve Ayşe nefretle baktı.
Ay, ikisinden de kurtuldu kadın ya. Of, sinir bozucu. Ama padişah bunu fark etmedi. Bütün akşam yemeğini çocuklarla bol bol konuşarak geçirdi. Pardon da kız kardeşinin yerini seni mi oturacaktı? Ay. Ve sonra anneleriyle birlikte salonun ortasında oyuna başlamalarını mutlulukla izledi. Sevdiklerinizin size ne kadar mutluluk getirdiğini görünce içim açıldı efendim. Doğrudur. Tüm başarı ve zaferlerden sonra anladım ki en önemli şey bu hayatta çocukların sağlığı ve sevgi dolu bir aile. Maalesef daha önce küçük oğullarımla yeterince ilgi göstermiyordum. İlk doğan Ahmet'in tahta geçeceğinden emindim ve sadece onun hazırlıklarıyla meşguldüm. Ama kader bana acı bir ders verdi. Yüce Allah'ın hikmeti ölümler tarafından bilinmez. Geleceğin sultanı bu olanlardan biri olabilir. Padişahın bardağının boş olduğunu fark eden Hüma çocukları bırakıp ona yaklaştı. Zarif bir şekilde eğilerek düşen saçlarının altından cilveli cilveli gülümseyerek kadehini doldurmaya başladı. Bunca yıldır gülüşünü özledim Hüma Hatun. Allah oğlumuza merhamet gösterip sağlığına kavuşturdu ya benim yüzüm artık hep güler. Bardağı dolduktan sonra kadın eğilip onu padişaha takdim etti. Afiyet olsun hünkârım. Padişah olumlu bir şekilde başını sallayarak elini uzattı ama bir anda Hüma'nın yüzü yamuldu. Elleri titremeye başladı. İçecek sultanın eteğine sıçradı ve bardak büyük bir gürültüyle yere yuvarlandı. İkinci Murat Hüma'nın omzuna dokunarak onu sakinleştirmek istedi. Ama kadın onun arkasına bakıyor, resmen şok geçiriyordu. Duvara koştu, sonra diğerine. Hayır, hayır. Birkaç dakika boyunca orada bulunan herkes onun koşuşturmasını şaşkınlıkla izledi. Kadın yere düştü, emekledi, ayağı fırladı ve sonunda bir köşeye saklanıp titreyen elleriyle yüzünü kapattı. Ay yazık ya. Daya Hatun kaşığı dikkatlice kadının ağzına uzattı. Korkma tatlım, iç. Ay Daya ne güzelmiş. Doktor Şirvani bunun yardımcı olacağını söyledi. Hüma üperdi ama itaatkar bir şekilde ilacı yuttu. Aferin. Bugün toparlanman ve insanların yanına gitmen gerekiyor. Hüma yüzünü kapattı ve başını salladı. Hayır, tekrar gelecek. Peki kim gelecek? Yine susuyorsun. Kaç gündür böyle saklanıyorsun? Anla artık. Gördüğün şey bir rüya. Hastalığın yarattığı bir görüntü. O gerçekte yok. Ve bugün önemli bir davet var. Varis Şehzade Alaaddin evine dönüyor. Sultan onu şerefle karşılayacaktır. Dışarı çıkıp herkese sağlıklı olduğunu göstermelisin. Mehmet'in hatırına, anladın mı? Yoksa onu deli kadının oğlu desinler istiyorsun. Hüma başını kaldırdı. Tamam, Mehmet'in hatırına. Yaşlı kadının hikayesi kapının çalınmasıyla kesintiye uğradı. Doktor geldi. Nasılsınız Derya Hatun? Tentür hazırladı, hastaya verdi ve çok geçmeden kadın uyuyakaldı. Doktor, Hüma Hatun nasıl bir hastalığı vardı? Ne görüyordu? Bilmiyorum ancak Şehzade Mehmet'in attan düşmesiyle birlikte sarayda tuhaf olaylar yaşanmaya başlamıştı. Gerçekten mi? Biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız? Bunu duymak çok üzücü. Arkadaşlar camı kapatıp geliyorum. Evet geldim. Devam edelim. O akşam padişah kut krizi geçirdi. İlk değil ama özellikle şiddetliydi. Of ne fenayım. İyi ki bugün büyükelçi gelmiyor. Onun da sağlık problemleri varmış. Bir sargı daha hazırlayacağım. Faydası yok Şirvani biliyorsun. Çok şükür ki Allah bana bir kız kardeş nasip etti. Oyunuma geldiğinde ağrı mucizevi bir şekilde hafifliyor ve uykuya dalabiliyorum. Sen git, her şeye haber vermişler. Birazdan burada olacak. Sarayın önünde doktora gerçekten de Ayşe Hatun'la karşılaştı. Acelesi vardı ama padişaha değil, ters yöne, bahçeye doğru gidiyordu. Ah! Hanımefendi, padişah gerçekten sizi çok bekliyor. Bugün onun için zor geçiyor. Fakat Ayşe cevap vermedi. Merhaba bile demedi ve heyecanla koşarak adamın yanından geçti.
Bu işte kibar Ayşe'ye benzemiyordu. Doktor endişelendi ve aynı yöne gittiği için ona göz kulak olmaya karar verdi. Padişah'ın kız kardeşi Hüman'ın bahçeli evine geldi ve kapıdan içeri girdi. Aa, şimdi anlaşıldı. Hasta Şehzade Mehmet buraya nakledildi. Annesi çaresiz ve umutsuz. Muhtemelen Ayşe Hatun onu desteklemeye geldi. Zavallı Hüman'ın buna gerçekten çok ihtiyacı var. Ay. Sakinleşen doktor yoluna devam etti. Fakat her neden arkadan uzun bir uluma duyuldu. İnsan ya da hayvan sesleri, farklı şekillerde ulumalar, kan donduran bir koro halinde birleşiyordu. Arkasını döndüğünde Şirvani evin üzerinde parlak yansımalar gördü. Yangın çıktığını düşünüp oraya koştu. Ama karşısına saray hizmetlerinden biri fırladı. Aa! Kıyafetleri yırtılmış adam dehşet içinde çığlık atarak doktora yapıştı. Sakin olun, evdeki yangın söndürmek için yardıma ihtiyacımız var. Ev yanmıyor, bunu onlar yaptı. Evin önünden geçiyordum, meraktan baktım. Üzerime saldırdılar. Kim? Şeytanlar, tüylü ürpertici iblisler orada dans ediyorlar. Zor kaçtım, gitmeyin oraya. Tamamen şaşkın dönmüş doktor kekeledi. Ama Haşa Hatun içeride. Belki yardıma ihtiyacı vardır. Ancak adam onu ölümcül bir tutuşla yakaladı ve bir adım atmasına izin vermedi. Ayşe mi? Şeytanlar mı? Ne oluyor? Ay, bir sen eksiktin. Yavuz Paşa yolda belirdi. Şaşkınlıkla etrafına baktı. Ah Vezir Bey, iyi ki geldiniz. Şeytanlar falan yoktur da hizmetinin aklını kaçırdığı belli. Ama bu evde yangın çıktı galiba. Ayşe Hatun içeride. Kendim gördüm. Koşun lütfen, bir bakın. Yavuz Paşa eve doğru döndü. Cisim üzerinde hala uluma sesleri ve alev parlamaları yükseliyordu. Orada kötü ruhlar var. Sizi öldürecekler. Şey, ben adamı tutayım. Siz içeri gidin. Korkak. Vezir hizmetçiyi tuttu. Doktor eve koştu. Ama yaklaşır yaklaşmaz kafasına bir darbe aldı. Bilincini kaybetti. Peki sonra ne oldu? Hiçbir şey. Kendime geldiğimde ev sessizdi ve kimse yoktu. Yavuz Paşa ve hizmetçi korkudan saraya koşmuş. Hizmetçi kilit altına almak zorunda kaldık ama. Şiddet uyguluyor. İblisler hakkında bağırmaya devam ediyordu. Ertesi gün Şehzade Mehmet birdenbire iyileşti. Ancak Ahmet'in varisinin ölüm haberi geldi. Birkaç ay sonra da Hüma Hatun nöbetleri başladı. Ve daha sonra da... Saray mensupları davetin başlamasını beklerken gürültülüydü. Ama Hüman'ın ortaya çıkışıyla aniden sustular. Kolunda akıl hocasıyla koridorda dengesiz bir şekilde yürüdü ve padişahın boş koltuğunun yanına oturdu. Yanında durdu. Koridorda yine bir uğultu ve fısıltılar dolaştı. Ama şimdi çoğu göz Hüman'ın üzerindeydi. En dikkatlisi Halime'ye aitti. Doktor Şirvani'nin yolunu kesti ve ona sinsini sorguya çekti. Hanımefendi hala kötü mü? Gördükleri şeyler ona hala eziyet ediyor mu? Sana ne? Yavuz Paşa yakınlarda durup onları zevkle dinledi. Hüma Hatun harika bir iş çıkarıyor. Görebileceğiniz gibi üstesinden geliyor. Biraz daha tedavi ve... İblisi gören o hizmetçiyle kendi tedavi ediyorsunuz. Bir şey yardımcı olmuyor ama. Hangi hizmetçiye? Doktor dedikodu için malzeme vermek istemediği için elini sağladı sadece. Ama Yavuz Paşa, Hüma'nın evinde yaşanan tuhaf gecede doktorun deliği sakinleşmesine nasıl yardım ettiğini anlatmaya başladı bile. İşte böyle. Elbette karanlık güçler olayı saçmalık da. Ama Halime inanılmaz heyecanlanmıştı. Saçmalık değil, anlamıyor musunuz? O günlerde Ayşe'ye kuyumcuda rastladım. Taşları seçiyor ve içlerindeki özel güçlerinden bahsediyordu. İnsanların nasıl iyileştiği şimdi belli oldu. Mehmet böyle iyileşti demek ki. Ay sen ne sinsisin ya? Sultan geldi ve herkes aceleyle onun önünde eğildi. Ama padişah tahta çıkmadı. Birkaç saniye kapının önünde donup kaldı ve sonra boğuk boğuk konuştu. Dağıldın. Davet yapılmayacak. Haber az önce geldi. İkinci oğlum ve varisi Malahattin ölmüş. Tersanede üzerine kiriş düşmüş. Ay.
Eyvah. Bir dakika, Halime Hatun Alemin o evde büyü yaptığını düşünmüştü. Ama doktor çoktan gitmeye hazırlanıyordu. Kusura bakmayın, hastalar beni bekliyor. Şirvani gitti, Lale şaşkındı. Sonra ne oldu? Belki Dahi Hatun'u görünce onun eline dokunmalıyım. Ben denemeliyim, gitsem iyi olur. Deneyelim. Gece geç vakitte. Kapı gürültüyle açıldığında bebek Lale annesine sarılmış tatlı tatlı uyuyordu. Yavrum Ayşe, sana yalvarıyorum, onu kendine getir. Seni dinler belki. Hüma mı? Ona ne oldu? Anneciğim nereye? O uyuyamam sana. Ama Ayşe Lale Hatun'un peşinden koşuyordu bile. Korkmuş Lale onların peşinden koştu. Kale duvarındaki bir kalabalık toplandı. Saraylılar, hizmetçiler ve padişahın kendisi. Tüm gözler kalenin kenarında küçük bir figürün durduğu yere bakıyordu. Şiddetli bir rüzgar saçını ve elbisesini savuruyor, az kalsın kızı savuracak gibi görünüyordu. Oraya nasıl çıktı? Benim hatam, fark etmemişim. Şimdi gardiyanlardan öğrendim. Hüma Hatun, aşağı gel lütfen. Oğlun düşün, Mehmet'i düşün. Ama Hüma aşağıdaki kimseyi duymuyor ya da görmüyor gibiydi. Korkuyla mırıldanıp kulede biriyle konuşuyor gibiydi. İlk başta rüzgar nedeniyle sesi duyulmuyordu ama kısa sürede sözleri çığlıklara dönüştü. Lütfen gidin, artık dayanamıyorum. Benim hatam, bunun benim hatam olduğunu biliyorum. Mehmet adına ricam sizin de sonu olmuş. Önce sizin, sonra kardeşinizin. Kötülükler bitmeyecek. Ama bedelin bu kadar korkunç olacağını nasıl bilebilirdim? Bu kadar çok ölümün olacağını. Şimdi de nereye saklanırsam saklanayım. Hep sizi görüyorum. Şehzade Ahmet. Öldürdüğün kişiyi sürekli görürsen yaşamak mümkün mü? Hüma Hatun, siz kimseyi öldürmediniz. Oğlunuz için elinizden geldiğince savaştınız. Kimse sizi bunun için suçlayabilir mi? Hüma aniden başını ona doğru çevirdi. Böyle olacağını biliyordun Ayşe, biliyordun. Kuleye baktı, ürperdi ve bir adım geri çekilip elleriyle yüzünü kapattı. Hayır yaklaşmayın. Korkuyla bir adım daha geri çekildi, kenara denk geldi ve aşağı kaydı. Ay. Ayşe kızın tutup gözlerini kapattı. Lale keskin düşme sesi ve dehşet dolu çığlıklar duydu. Hayır, hayır. Hüma. Birkaç boğuk ölüm hırıltısı ve tam bir sessizlik hüküm sürdü. İçini umutsuzluk dolu bir ses çınladı. Ahmet, Alaaddin de şimdi de sen zavallı can. Bu kadarına dayanır mı insan? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ay şu an bile şunu söyleyebiliyor ya. Bunu bir lanet oldum zaten çok açık sanırım padişahım. Karanlık güçlerin işi bu. Karanlık güçlerin mi? Evet ama onları kendi başlarına gelmezler. Onu insanlar çağırır. Bak bak bak. Şeytani güçleri sarayı kimin çağırdığını biliyoruz. Kimmiş? Hii, ay ne fenasınız ya. Öyle değil mi Ayşe Hatun? Ay yazık ya. Vizyon kayboldu ama korkunç sahnesi ve sesleri kızın kafasının içine yerleşmiş gibiydi. Benim merak ettiğim Ayşe nasıl öldü? Bilmiyorum söylemişler miydi hatırlamıyorum ama intihar mı etti öldürüldü mü? Hatırlamıyorum söylemişlerse de. Lale kendine gelmeye çalışarak dışarı çıktı. Halil Paşa verandada seyahat elbiseli bir grup haberciyi karşıladı. Hanımefendi buraya gelin lütfen. Size bir mektup var. Savaş alanından, arkadaşlarımdan mı? Ne çabuk. Kızın eline bir mektup verdiler ama arkadaşlarından değil, Nuray'dan. Sevgili Lale, Kemal'le her şey yolunda.
Annenin kolyesini bana verdiğin için hala üzgünüm. Ama asıl onun sayesinde her şey bu kadar yolunda gitti. Bu kolyenin parasıyla deniz kenarında rahat, ferah bir ev satın aldık. Taşrada bir balıkçının köyünün kıyısında bir yer ama sessiz ve güvenli. Ve asıl önemli olan köydeki kızlara iş yeri yaratmış olmam. Evet Lale, kalan parayla bayan giyim atölyesi açtım. Orada eğitimler ve dul kadınlar çalışıyor. Deniz acımasızdır. Ne yazık ki burada böyle kadın çok. Önceden çok düşük bir ücret karşılığında yalnızca vasıfsız işler yapabiliyorlardı. Ama şimdi güzel para kazanabiliyorlar. Müşterilerimiz asil şehir hanımefendileri. Bizzat kendim gidip onlarla anlaşma yaptım. Korkmuştum ama beni güzel karşıladılar. Muhtemelen aynı sosyal statüde olduğumuz için. Müşterilerim nasıl bir aileden geldiğimi tahmin ediyor ancak gereksiz sorular sormuyorlar. En son başkent modasına da göre model çıkarttığımız için bize bayılıyorlar. Durmadan sipariş veriyorlar. Çok memnunlar. Kemal her zaman yanımda. Her konuda yardımcı oluyor. Bazen ikimiz de çok yoruluyoruz ama hiç bu kadar mutlu olmamıştık. Şafak vakti işe gitmeden önce yalın ayak denize koşarım. Ayaklarımı suya sokup özgürlüğün tozlu kokusunu içime çekerim. Ha, o kadının portresi bu. Nuray'ın portresi. Ha. Ben ne diyorum, bu kim? Şimdi anladım. Sonra çalışanlarım gelir, zeka küpü, arı gibi çalışkan güzellerim. Onlardaki değişimi görmek ne büyük bir mutluluk. İlk başta çok çekingen ve ezik davranıyorlardı ama şimdi kendine güvenen birer ustaya dönüşüyorlar. Her gece sevgilimin yanında uyuyorum. Bana sarılıyor ve dünyanın en şefkatli sözlerini kulağıma fısıldıyor. Uyumadan önce Yüce Allah'a şükrediyor ve sana mutluluk vermesi için dua ediyorum Lale. Kemal ile bu harika hayatımız senin sayende mümkün oldu. Saf, cesur, güzel ruh Lale. Bazen geçmişi rüyamda görüyorum ya da Yavuz'un bizi bulduğunu, göz yaşları ve korkuyla uyanıyorum. Ama biliyor musun, bir gün buraya gelse bile gittiğime bir an bile pişman olmayacağım. Sonuçta şimdi hayatımda ilk kez gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Ve bu müthiş sevgi ve anlamla dolu birkaç ay en yüksek bedeli değer. Lale mektubu okurken arkadaşının hayatını hayal etti ve birkaç kez istemsizce gülümsedi. Ama sona doğru korkmaya başladı. Habercilere baktı. Bir dakika, bu mektup size nasıl ulaştı? Biliyorsunuz, bir süre önce Yavuz Paşa firarileri bulmak için asker göndermişti. Çabuk bulundular. Peki, tutuklandılar mı? Hayır, Paşa hiçbir şey yapılmaması, sadece kendisine bilgi verilmesi emrini verdi. Öyle de oldu. Peki haberi aldığında ne yaptı? Hiçbir şey. Açıkçası karaktere göz önüne alındığını şaşırtıcıydı. Ama karısının ve sevgilisinin nerede olduğunu öğrenen Yavuz Paşa başka hiçbir emir vermedi. Ve ancak savaşa gitmeden hemen önce bizi onları tutuklamak için gönderdi. Yani tutuklanmışlar yine de. Hayır Lala Hatun, Şafak Faktoru'ya vardık ve... Sadece iki ceset bulduk. İkisi de kılıçla öldürülmüş. Deniz kıyısında kumların üzerine yatıp ellerini birbirlerine uzatmışlardı. Ama sadece parmak uçları birbirine dokunuyordu. Ay yazık ya. Üf. Pis Yavuz. Kesin o yaptırdı. Kim yapacak başka? Lale'nin kanı dondu. Kız dehşete kapıldı. Nefes alamaz oldu. Hayır, olamaz. Arama sırasında size yazılmış bir mektup bulundu. Hanımefendi yazmış ama gönderecek zamanı olmamış belli ki. Soruşturma sonucu bu cinayetin tecrübeli kiralık askerlerden oluşan bir çete tarafından işlendiği ortaya çıktı. Ancak kim oldukları, kimin emriyle hareket ettikleri meçhul. Neresi meçhul anlamadım. Gözyaşlarına boğulan Lale öfkeyle bağırdı. Şaka mı yapıyorsunuz? Katilleri kimin gönderdiğini gerçekten bilmiyor musunuz? Yavuz Paşa onları hiçbir zaman tutuklamak istemedi zaten. O kan istiyordu. Bu yüzden de bekledi. Kiralık katil aradı.
Lale Hatun, arkadaşınızın ölümüne çok üzüldüğünüz ve acınızı anlıyoruz. Ancak bunlar sadece varsayımlardır. Kanıt yok. Ve Yavuz Paşa yüksek rütbeli, saygın bir beyefendidir. Saygın mı? Saygın mı? Sağlam delil sunmadan kimse onu suçlamaya cesaret edemez. Ben ederim. Ettim, ne olacak? Gerçekten de bu iş yanına mı kalacak? Mutsuzluktan yüreği parçalanıyordu ama en azından şimdi hiçbir şey elimden gelmiyordu. En iyisi hanımefendi, annenizin kolyesi Nuray Hatun'un eline nasıl geçti, bize bunu anlatsanız. Hırsızlık versiyonunu duydum ama bana pek inandırıcı gelmedi. Kaçan sarayın o kısmına erişimi yoktu. Muhafızlarımız onu mutlaka fark ederdi. Ayrıca bir hırsıza yakışmayan bir şekilde mektupta size teşekkür ediyor. İtiraf edersem kendimi tehlikeye atarım. Yalan söylersem Nuray'ı ayrıca hırsızlıkla suçlarlar. Evet, ne diyorsunuz? Bayan gerçekten sizin kolyenizi çalmış mı? Hayır, kolyeyi ben ona kendim verdim. Olabilir, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Tabii ki bu. Kulisini ihanet etmiş o namussuz kadına. Ona böyle demeye cüret edemezsiniz. Nuray cesurdur, dürüsttür. Dostluğumuza gurur duyuyorum. Yani her şeyi doğru anladım. Ben de sizin aynı fikirde olabilirim Lale Hatun ama... Şunu anlamalısınız ki zinaya göz yummak bir genç kızın itibarını çok kötü etkiler. Vezir Bey, diktatöryesine ne yapacağız? İşler oraya büyütmeye devam etmek istiyor. Kurucusunun adına. Atölyeyi Nuray Hatun adına vereceklermiş. Atölye iyi bir şeydir. Özellikle de Tarşan'ın ortasındaki küçük bir köy için. Bir de az önce öğrendiğimiz gibi parası haram değilmiş. Madem kolye çalınmamış, günlü olarak verilmişse bu bir sadaka sayılabilir. Yani emrim şu yönde olacak. Atölye dursun. Çalışanları oraya geliştirme konusunda destek verilsin. Adını da istedikleri gibi koyabilirler. Nuray Hatun'un çabaları bu köyde onun hatırının olmasını hak ediyor. Lale öyle bir mutsuzluğa kapılmıştı ki zar zor ayakta durabiliyordu. Ama şimdi tüm bu kranın ortasında bir ışık zerresi beliriyor gibiydi. Nuray artık yok ancak son aylarda başkalarının hayatları boyunca başarabildiğinden daha fazlasını başarmış. Ölümünden sonra bile yaşayacak, diğer kadınlara destek olarak harika bir iş kurmuş. Seviyor, yaratıyor, tadını çıkarıyormuş. Hem de var gücüyle. Nuray mutluymuş. Demek ki ben de tüm acılara rağmen onun adına mutlu olacağım. Kızın kalbinde bir şey çırpındı. Vücudundan parlak sıcak ışınlar aktı. Tamam. İki gündür binlerce kişilik iki ordu Sırp topraklarının geniş ovasına karşı karşıya duruyordu. Ancak iki taraftan hiçbir saldırma cesaret edemiyordu. Öğle vakti Sultan Murat askeri meclis topladı. Ani girişimizde onları hazırlıksız yakalamayı başardık. Düşman şaşkın ve gergin. Savaşçılarımız sakin ama uzun bekleyiş onları yorar. Macar savaşçıların zırhları bizimkinden ağır. Çok daha çabuk yorulacaklar. Sırplar artık bizden yana. Erzaklarını kestiler. Düşmanı zayıflatacaktır. Ama yalnızca rezervleri tükendiğinde ve bu hemen olmayacak. Sürenenlere dikkate alarak size yapılması gereken doğru şey nedir? Vlad, seninle başlayalım. Bizim bir önce saldırmamız lazım, beklememiz lazım. Ateşkes teklif etmemiz lazım. Tabii ki bu. Zaman açıkça bizden yana. Katılıyorum. Ekipmanlarımızın daha hafif, kaynaklarımız daha fazla ve askerlerimiz daha sakin. Yani beklemek lehimize işler. Bravo Vlad. Bir trompet sesi duyuldu. Macar tarafından bir atlı sahanın ortasına doğru ilerledi. Bir Osmanlı savaşçısını savaşmaya davet ediyorum. Hükümdarlar düşünürken bir düello. Üstün güçlerin kimden yana olduğunu göstersin. Bu meydan okumayı kabul etmeliyiz. Askerlerimiz eğlenir. Zafer onlara üstünlük duygusu verir. O halde mutlaka kazanacak birini seçmeliyiz. Önerin var mı şehzade? Evet, aslanı gönderelim. Objektif olarak bakıldığında o çok iyi bir savaşçı zaten. Güçlü, çevik, üstelik dış görünüşü, sempatik, cana yakın. Onlardan birine benziyor. Ağa bir havası var.
Böyle birinden nefret etmek zor. Yabancı birinden ise çok daha kolay. İnce bir tespit oğlum. Stratejik düşünme yeteneğine gittikçe daha fazla hayran oluyorum. Aslan, düelloya hazır mısın? Evet padişahım, hazırım. Harika, yalnız... Yeni rütbe almanıza rağmen neden hala eski yeni şerif üniformasını giyiyorsunuz? Bu sahaya çıktığınızda kusursuz görünmenizi istiyorum. Padişahın emriyle aslanın yüksek rütbesine uygun yeni kıyafetler getirildi. Genç adam üstünü değiştirdi. Muhafız başı. Of, çok iyi oldu. Eski üniforma. İşte şimdi oldu. Hemen belli oluyor. Güç budur. Mücadele budur. Sağ olun padişahım. Bu takım çok daha iyi. Aslan atın dizginlerinden tutarak sahanın ortasına doğru gitti. Meydan okumayı kabul ediyorum. Harika. Her iki kaptan da büyük bir seyirci kalabalığı rakiplerin etrafına toplanmaya başladı. Aslan silah hazırlarken Vlad da atını kontrol ediyordu. O sırada Macar'a yaşlı bir adam talimat veriyordu ve heybetli iri asker eğer el yapımı saygıyla dinliyordu. Bu danışman askeri bir adama benzemiyor. Evet tuhaf giyinmiş. Kim olduğunu merak ediyorum. Ama pelerin altına sadece gri saçlar ve buruşuk eller görünüyordu. Trompet yeniden kükredi ve düellonun başladığını duyurdu. Macar doğruldu. Aslan eğri atladı ve kılıcıyla kalkanı vurdu. Çelik yüksek sesle karşılık vererek hazır olduğunu gösterdi. Sahayı terk etmek üzere olan yaşlı adam bir anda donup kaldı ve geriye dönüp başını kaldırdı. Kapşonu aşağı doğru kaydı. Seni bir esas alayım. Adam körmüş. Renksiz cam gibi göz bebekleri kelimenin tam anlamıyla aslına dikildi. Hocam başlamamız lazım. Yaşlı adam bekir adım geri attı ama donuk, görmeyen bakışları aslan odaklanmıştı. Her iki savaşçı da aynı anda atlarını mahmuzladı ve merkeze doğru koştu. Seyirciler bir çığlık ve ıslık dalgasına boğuldu. İyi şanslar dostum. Atlar tornakları tozu havaya kaldırarak birbirlerine geçtiler. Kılıçlar birbirine çarparak çaprazlaştı. Ağır. Evet. Bir düzine hızlı, güçlü darbe ama Macar süvarisi arkasını dönerek atını geri çekti. Yüksek sesle nefes alıyordu ve şaşkın yüz ifadesinden aslanı hafife aldığı anlaşılıyordu. Ama aslan ona fırsat vermedi ve tekrar saldırdı. Devam et. Osman da kılıcının darbesi kalkana çarptı. Sonra kılıcın kıyısına. Macar artık yalnızca kendini savunuyordu. Yıldırım hızına saldırılara zar zor karşı koyabiliyordu. Çok geçmeden aslan onu sahanın kenarına sıkıştırdı. Koca adam akıl hocasına bakmak için etrafına baktı. Ama yaşlı adam pür dikkat aslanı izliyordu sadece. Kılıç ve at seslerine açıkça tepki veriyor ve dışarıdan aslanı görmüş gibi görünüyordu. Macar dönüp tekrar saldırdı. Kılıçlar birbirine çarptı. Bu sefer açık bir mücadele başladı. Rakip savaşçı tüm ağırlığıyla baskı yaparak üzengillerini üzerine yükseldi. Aslan arkasına yaslandı. Ama aniden bir hamle yaptı ve rakibinin kılıcını geri ittirdi. Al! Macar yerde duramadı ve atından yere düştü. Aslan mağlup adamın üzerine eğildi. Macar boğuk bir sesle harıldadı. Hocam! Yaşlı adam canlandı ve eliyle bir hareket yaptı. Vlad aslanın atının kayışını esediğini gördü. Halbuki düello öncesini şahsen kontrol etmişti ve bir sorun yoktu. Aslan? Böyle hileyle inemezsiniz. Eğer yana kaydı. Genç adam tehlikeli bir şekilde eğildi ama dengesini korumayı başardı ve yere atlayıp kılıcını kaldırdı. Macar'ın gözleri dehşetle açıldı ancak aslan sadece bağırdı. Görmek istediğimizi gördük, işte bu kadar. Ya öldürmedi. Kazandık, buraya gel kahramanımız. Kazanan yoldaşları tarafından kuşatıldı ve sevinçli bir kalabalık eşliğinde padişaha götürüldü. Kör adam buğulu bakışlarını son ana kadar aslandan ayırmadı. Harika bir dövüştü oğlum. Sen bizim müjdemizsin. Teşekkür ederim padişahım. Kampta bütün akşam neşe hüküm sürdü. Herkes aslanın zaferini konuşuyordu. Kıranın başlamasıyla birlikte yeni güne güç kazanabilmeleri için bekçiler dışındaki herkese uyumaları emredildi. He.
bu sahne geldi. Ben bu sahneyi, Mehmet Rotası'ndaki sahneyi tam okumadım. Yani gördüm ama okumak istemedim. Bugüne sakladım. Buradaki tepkileri daha çok merak ediyorum. Bakalım. İkinci Murat yatmadan önce oğluyla konuşmaya gitti. Aslanın bugünkü zaferi kaderin sesidir. Bu savaşa kazanacağımıza dair yukarıdan gelen bir alamet. Baba, ben alamete inanmıyorum. Kader gerçekten de bizden yana. Bunu söyleyelim. Bunlar sadece birer batıl inanç. Biz eğitimli insanlarız. Öyle şeyleri ciddiye alamayız. Senin içindeyken ben de aynısını düşünürdüm. Ancak zamanla Yüce Allah'ın bize gerçekten işaretler gönderdiğini fark ettim. Vasiyetini bu şekilde tebliğ ediyor. Biz onun yerine getirmeliyiz. Geçenlerde Konstantinopolis ile ilgili bir kehanet öğrendim. Senin onu fethetme hayali herkesin nasıl güldüğünü hatırlıyor musun? Boşuna gülmüşler meğer. Daha önce esen Mehmet anında canlandı. İmparatorluğumuzun kurucusu 1. Osman'ı konuşalım. Daha önce onun hakkındaki çok az şey biliniyordu. Ancak artık belgesel kayıtlar keşfedildi. Diğer şeylerin yanı sıra ulu atamızın iki kehanet rüyasından bahsediyorlar. Ne tür rüyalar? Anlatır mısınız? Osman, gençliğinde bilgi şeyh edebalinin yanında eğitim görmüş. O günlerde Ömer Bey'in kızı Malhun'a delicesine aşık olmuş. Özel bir kızdı. Olağanüstü bir zekaya ve güzel bir ruha sahipti. Ona uygun bir damat aranıyordu. Bir gün Osman, kocasının evinde Kur'an okurken uyuyakalmış. Rüyasında ona birçok ilginç, şaşırtıcı sembol gösteren bir Aziz görünmüş. Ertesi gece yine aynı şey olmuş ve Aziz başka resimler göstermiş. Osman bunları şeyhe anlatmış, şeyh şaşırmış ve rüyalara kehanet olarak yorumlamış. İlk rüyada Osman'ın büyük bir imparatorluğu kuracağı ve ailesinin bu imparatorluğu yöneteceği öngörülüyormuş. İkincisi de onun soyundan birinin Konstantinopolis'i fethetmesine ilişkinmiş ve Osmanlı'nın şanını daha önce hiç olmadığı kadar büyütüp dünya çapında ses getirecekmiş. Bundan sonra Şeyh Edebali, Mahun Hatun'un Osman'la evlenmesine izin vermiş. Mahun Hatun Şeyh Edebali'nin kızı değil bu arada. Neyse. Bu bilgi kızını çok etkilemiş. Bu kadar güçlü olmasına yardımcı olmuş. Onunla birlikte Osman Gazi ilk kehaneti gerçekleştirmiş. Büyük bir imparatorluk kurmuş ve ailemizin temellerini atmış. Eğer bu savaşı kazanırsak Mehmet, senin ikinci kehaneti yerine getirme şansın çok yüksek oğlum. Bunun için her şeyi yapacağım. Ama unutma, Osman yalnız değildi. Bilgi bir eşi olmasaydı her şey farklı olurdu. Keşke sen de eş olarak onun gibi bir kız bulabilseydin. Zeki ve iyi kalpli, gururlu ve asil. Sadece kan olarak değil, karakter olarak da. Mehmet gözlerindeki ateşe parıltıyı gizlemek isteyerek gözlerini kaçırdı. Ama malum fikir artık aklına kazınmıştı ve genç adam bu konu sessiz kalamazdı. Lale Hatun gibi. Bunu söyledikten sonra şehzade, heyecanın hararetiyle kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Uzun zamandır onu eziyet eden hayalini, Lale ile evlenmeye doğru nihayet bir adım atmıştı. Sultan düşündü ve yavaşça şöyle dedi. Mehmet, aklına böyle bir şeyin geleceğini hiç düşünmemiştim. Şaşıracak ne var ki? Eğer uygun biri varsa Lale'dir o. Evet, Lale kesinlikle çok uygun bir aday, ancak geçinde bir olay yaşadınız. Kusura bakma, sana bunu hatırlatmayacağım mı diye kendime söz vermiştim. Ama korkarım o olay yüzünden evliliğin söz konusu olamaz. Lale'ye öyle bir şey yapmaya çalışan kişiyle onu nasıl evlendirebilirim? Ya Lale de istiyorsa? Mehmet'in yüzüne sıvı ateş sıçramıştı sanki. Gururlu, hırslarla dolu bu genç adam, hedefi uğruna herkesi karşısına almaya, tüm dünyaya savaşmaya hazırdı. Ama o anda o sadece babası tarafından sevilmeyen, saygı görmeyen küçük bir çocuktu. O lanet olayla ilgili yalnızca iki kişinin ne düşündüğünü umursardı ve onlardan biri Mehmet'i affetmişti. Ama bunca zamandır onun yeteneklerine ve zekasına hayran olan babası, oğlunun hala Lale ile layık olmadığını düşünüyordu. Padişah Mehmet'in ruh halini fark etmeden konuşmasına devam etti. Eminim başka iyi bir kız bulursun. Üstelik benim zaten Lale damat adayım var. Ona layık bir adam bulamayacağım diye de endişeleniyordum. Hassas bir ruha sahip özel bir kızdır. Muhtemelen sevmediği biri uğruna solup gidecektir. Ama bugünkü kavgadan sonra aklıma geldi. Aslan onun için harika bir eş olabilir. Genç, yakışıklı ve önünde parlak bir kariyer var. Ve en önemlisi neredeyse beşikten beri dostlar.
Bilal'in böyle bir damatla mutlu olacağını düşünüyorum. Mehmet derin bir nefes aldı. Yabancıya vermeyeceksin dedin. Evet, Aslan Osman'ın da kanı taşımıyor ama ona gerçekten yabancı diyebilir misiniz? Bebekliğinden itibaren bizim kültürümüzü ve değerlerimiz içinde büyüdü. Ve onun gibisine bağlılığı her Osmanlı bulamazsınız. Yakın zamana kadar Mehmet'e işler bundan daha kötü olamaz gibi geliyordu. Ama şimdi babası, hayran olduğu ve deli olduğu kız için damat olarak bir köleyi seçmişti. Ve kendi varisinin aksine sultan onu layık görüyordu. Şehzade avucunu salladı ve aydan gözlerini buğulandıran, nefret ettiği ıslak paçayı sildi. Ya Mehmet, ay kız doğmuş, kıyamam sana. Tamam oğlum, görüyorum ki gözlerine avuçlayarak uyuyorsun. Ben gideyim, yatağa gir ve güzel bir uyku çek. Yarın zorlu bir mücadele yaşayacağımızı düşünüyorum. Padişah gitti, ancak Mehmet uyumayı düşünemiyordu bile. Çadırın içine yıkıcı bir kasırga gibi koştu, duramadı. Ele geçen herhangi bir nesne talaşa, toza dönüşüyordu. Ama faydası olmadı. Şehzadenin tüm tutkusu, şevki ve gücü artık öfke ve acıya dönüşmüştü. Öyle ki genç adam kalbini göğsünden sökmek istedi ama çünkü çok kanıyordu. Ancak gece yarısına doğru yorgunluğa inilmişti. Mehmet yatağa düştü ve ağır, huzursuz bir uykuya daldı. Uf baba ne bağırıyorsun ya. Uyandığımda hala hava karanlıktı. Işığı açtım ve duşa girdim. Çıkınca giymeye başladım. Kısa ve öz. Korse ile cesur. Ceket ile şık. Evet. Sonra saçımı şekillendirdim. Kısa ve öz, cesur, zarif. Hazırlanırken gezmişe gördüklerimi düşündüm. Yeterince duygu ve deneyim vardı. Ama düşüncelerim yine de günümüze, sergideki ve gemideki olaylara atladı. Kapı yavaşça çaldı, açtım. Ezel? Kusura bakma Layla, ışık gördüm ve umarım sizi çok fazla rahatsız etmedim. Hayır, zaten uyandım. Ezel ışıkta durup tereddüt etti. Bu artık kötü bir gelenek haline geldi ama dün için sizden özür dilemeliyim. Kültürel bir forma davet edildiniz ve kendinizi tatsız ve çok ilkel olayların ortasında buldunuz. Bence herkes size çok ayıp etti. Öyle bir oyuna girmemeleri gerekiyordu. Ama en utanç verici olanı... Bana teklif etseler ben de oynardım. Gerçekten mi? Sizin bizim evde kalma ihtimaliniz fazla baştan çıkarıcıydı. Bir kültür tarihçisi olarak insanların medeniyet tabakasından, nezaket, ahlak, görgü kurallarından bu kadar çabuk sıyrılması beni her zaman şaşırtmıştır. Gerçek istekleri söz konusu olunca hep böyle olur. Bu yüzden arkadaşlarınızı buladı ve aile reisimizi kınayamam. Beni en çok üzen konuya değindik. Ezel, kim o? Neden daha önce kimse ondan bahsetmedi? Konuşma hala kapı eşiğinde düşürüyordu ve muhatabım dönüp etrafına baktı. İçeri girin. Ama başını sağladı. Bu saate kapınızı çalmakla düşüncesizlik ettim. İçeri girersem düpedüz küstahlık olur. Sizi başka bir yere davet edebilir miyim? Yine burada, evde. Orada konuşmak daha rahat olacaktır. Evet, her şeyi konuşmamız gerekiyor. Bu yüzden gidelim. Merdivenlerden yukarı çıktık ve kendimizi yalının kulelerinden birinin tepesindeki bir odada bulduk. Burası çok rahat. Çocukluğumda en sevdiğim yeri burasıydı. Neredeyse hiç değişmedi. Pencerenin kenarına oturduk. Arkasına yine bir zaman ilk ışıkları belirmeye başlamıştım bile. Peki Ezel, Mehmet Soydan kimdir? Ailenin en büyük erkeğinin Serkan olduğunu söylemiştiniz. Bunun sadece yaş için değil, süt açısından da geçerli olduğunu düşündüm. Aynen öyle. Yalan söylemedim. Sadece bildiklerimi söyledim. Ertel'in babasının ölümünden sonra eşi Serkan, Soydan ailesinin en büyüğü ilan edildi. Diğer kimsenin haberim yoktu. Gördüğünüz gibi Mehmet forma davet edilmedi ve diğerleri gibi benim için de ani giriş şok etkisi yarattı. Bu
Bu tür açıklamalara sabrım dayanamadı. Ne saçmalık, tabii bu sizi şaşırttı. Ama Ertin, Serkan ve siz Mehmet'i biliyordunuz. Kimse onun nereden geldiğini, neden aile reisi olduğunu ve akşamın nasıl geçeceğini sormadı. Siz Ezel, kırmızı kuleleri yerinize ona itaatle verdiniz. Ve sonra söylediği her şeyi yaptınız. Anladım, tuhaf görünüyor. Daha açık ifade etmek gerekirse size çocukluğumdan bir şey anlatmalıyım. Çocukluğumdan benim ve Elçin'in ailesinin yanı sıra başka bir akrabamız daha bizimle yaşıyordu. Oldukça gençti. Kesinlikle anne babamızdan daha gençti. Ama evdeki herkesin ona karşı derin bir saygısı ve neredeyse ilkel bir korkusu vardı. Bir bakış, birkaç hareketi yetişkinlerin her istediğini yapması için yeterliydi. Bir çocuklar ona amca derdik. Ama ismini de biliyorduk. Mehmet Soydan. Bu akrabamız her zaman çok meşguldü ve onu akşam yemeği dışında hiçbir yerde gördüğümü hatırlamıyorum. Ama akşam yemeği vazgeçilmez bir gelenek olarak kalmıştı. Mehmet amca hep geç kalır ve diğerlerinden erken çıkardı. Ama her zaman aile yemeklerinde yerini alırdı. Elçin de ben onun gelişini bayram gibi beklerdik. Hediyeler ve ikramlarla geldiği için değil. Bizi çok severdi. Oynar, dinler ve çocuk işlerimizde ciddi ilgilenirdi. Şimdi bana öyle geliyor ki her akşam yemeğinde yaptığı tek şey buydu. Tahminlerim oluşmaya başladı. Yani amcanız yılda sizinle birlikte yaşardı ama siz onu yalnızca akşamları kısa bir süre mi görürdünüz? Evet. Gerçi odasının evin neresinde olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Bize bu konuda bilgi verilmedi. Hayalperest küçük elçinin aklına evin doğu kısmı gelirdi hep. Hatta yetişkinlerin olmadığı zamanlarda oraya gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. Peki Mehmet amcanın odası gerçekten orada mıydı? Hayır, elçin hiç görmemişti. Ama her seferinde yine bir fantastik hikayeyle geri dönerdi. Gizemli yaratıklar, konuşan duvarlar. Ürperdim. Duvarlar mı? Evet, kuzenimin aksine çok itaatkar bir çocuktum ve yasağı çiğneme cesaret edemiyordum. Ama bir gün onunla birlikte doğru kısmına gittim ve büyük bir hayal kırıklığına uğradım. En sıradan odalar, duvarlar vardı. Mucizeler kesinlikle yoktu. Kulağa nasıl geldiğini biliyorum Leia ama dün foruma gelen Mehmet Soydan tıpkı 20 yıl önceki amcamıza benziyordu. Çocukken edindiğim o alışkanlığa istinaden ona şartsız koşulsuz itaat etmiştim. Sanki o yine çok saygı duyduğumuz akrabamızdı. Ama tabii eğer bu doğru olsaydı şu an en az 50 yaşında olurdu. Görünüşü tam olarak hatırladığınızdan emin misiniz? 7 yaşındayken gördüğüm kişileri bugün olsa ben tanıyamam mesela. Her zaman şaşırtıcı derecede iyi bir hafızam olmuştur. Özellikle yüz konusunda. Eminim öyle görünüyordu. Tek mantıklı açıklamam şu. Dünkü Mehmet amcamızın adını taşıyan oğludur. Elçin ne diyor? O da hatırladı mı? Ona sordum. Ancak Serkan cevap vermesine izin vermedi. Artık çok geç olduğunu, müsait olmadığını söyledi. Peki. Ayağa kalktım. Ezel arkamda durdu. Onun tekneden kaybolması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ailenin yeni reisi boğazın ortasında nereye kaybolmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Arkadaşınız Vlad nereye kaybolmuş olabilir? Birbirimize bakarak birkaç saniye sessiz kaldık. Tamam, hadi gidelim. Kapım tekrar çalındığında düşünceli bir şekilde pencereden dışarı bakıyordum. Kapı açıldı ve Rafi içeri girdi. Merhaba. Cevap vermeden odanın karşı tarafına geçti ve merakla etrafına bakarak yatağıma oturdu. Konuğum gülümsedi ama onunla ilgili bir şey beni endişelendirdi. Daha yakından baktıktan sonra bunun bakışı olduğunu fark ettim. Tuhaf şekilde boştu. Rafi iyi misin? Bilmem. Rafi kim? Ben bunu Noah'ya sanmıştım. Ama değilmiş. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi moruyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.